Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hiç sözü uzatmadan hemen başlayalım. İspanyollar duyurdu. Dünya devi Arda Güler'i izliyor. Bir şey söyleyeceğim, Arda Güler'i izlemeyen var mı? Şu görsele baktığınız zaman sağ avucunuzun iç kısmı kaşınıyor ise Fenerbahçelisinizdir. Sol avucunuzun iç kısmı kaşınıyor ise Napoli, Lazio ya da bir başka İtalyan takımının taraftarı olabilirsiniz. Görseli bir daha göstereyim arkadaşlar. Hangi avucunuz kaşınıyor? Şimdi Türk futbolunun son dönemdeki en gözde isimlerinden biri Arda Güler. A milli takıma kadar yükseldi. Ben bu videoyu cuma günü çekiyorum ama cumartesi günü izleyeceksiniz. Siz bu videoyu izlerken ben uzman öğretmenlik sınavında olacağım. Bana da dua edin. Bana ve bütün meslektaşlarıma dua edin. İnşallah hepimiz alnımızın akıyla bu sınavdan başarılı oluruz da çeşitli kazanımlar ve ünvan elde ederiz. Gerçi öğretmenin bir ünvana ihtiyacı yok. Öğretmen her zaman öğretmendir. Dünyanın en kutsal mesleğidir annelikten sonra öğretmenlik benim gözümde. İnşallah hakkıyla yapabiliyoruzdur. Vatana, millete faydalı bireyler yetiştirebiliyoruzdur. Onu söyleyeyim. Arda Güler milli takıma kadar yükseldi. Akşam inşallah ilk 11'de başlayacak. Bunu duyumunda zaten ben verdim ama Stefan Kuntz da bana benzer dakikalarda bir şeyler söylemiş. Yani o da bakacağız işte ne kadar oynatabilsek diye. İnşallah Türk futbolu çok güzel bir yetenek elde etmiş oldu. Karakter elde etmiş oldu. Daha önce Dortmund'la Ajax'ın radarına girdiği iddiaları vardı. Şimdi hani hatta Ajax'ın 17 milyon euro teklif ettiği iddia edilmişti. Ben bir şey söyleyeceğim. Trabzonspor'dan bir çocuk aldılar. Adı neydi? Hüseyin Can mıydı? Fettah Can mıydı? Neyse. O çocuğa 10 milyon euro verdilerse kusura bakmasınlar ama Arda Güler herhalde bir 80-90 milyon euro vermeleri lazım. Çünkü o çocuk yeterince oynamadı. Yani oynadı ama yeterince oynamadı. Arda Güler, hocam Arda da yeterince oynamadı. Bu yaş ile onun yaşı bir değil. Bu yaşta yani onu söyleyeyim. Bu yaşta bir futbolcu ve şu anda bütün dünyayı kasıp kavuran bir isim arkadaşlar Arda Güler. Şu anda birçok isim. Mesela Pedri. Duydunuz mu bu ismi? Pedri ismini duydunuz mu arkadaşlar? Ha, Ahmetcan Kaplanmış. 19 yaşında. Bakın 19 yaşında. Arda Güler daha 17 yaşında. Kaça almışlar? 9,5 milyon euro diyor. Ve şu ana kadar hiç süre vermemişler. Bak eğer Arda Güler'i alsınlar mutlaka süre verirler. Çünkü tam Hollanda tipi futbolcu. Tam Hollanda liginin futbolcusu. Neyse bizim meselemiz başka takımların futbolcusu falan değil. Arda Güler. %20 pay var. Gençler Birliği ile yapılan anlaşma gereği. Ama biz bu payı aldık sayın. İspanyol basını demiş ki arkadaşlar birçok scout tarafından izlenen futbolcu. Fish Hedges'da yer alan habere göre Barcelona'da genç futbolcuyu takip ediyormuş ve Arda'nın özelliklerine değinip birden fazla mevkide başarılı olabileceğinden bahsetmiş. Hocam bu haber doğru mu? %1 katrilyon doğru. Barcelona Arda Güler'i izliyor. %1 katrilyon doğru. Bakın Napoli ve Bayern Münih de yakından takip ediyor demiş ama ya İtalya Ligi Arda'ya göre değil. Ben onu söyleyeyim. Alman Ligi de Arda'ya göre değil. Laporta devri demiş. Barcelona Başkanı Juan Laporta'nın Arda ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğim ve bu transferi gerçekleştirmek istediği iddia edilmiş. Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi var. Hocam ama serbest kalma maddesi varmış. Kaça? Kim diyor? Kaça kalıyormuş arkadaşlar? Hocam 5 milyon euroya. Allah Allah. Kimden duydunuz? Sizin bu olay aynı şeytanla adamın kıssasına benzer. Şimdi anlatsam mı bilmiyorum. Ya da videonun sonuna saklayayım. Videonun sonunda anlatayım. Sonra tepki göstermeyeyim. Bana ya sen de araya dini bir şeyler sıkıştırıyorsun diye. O kıssayı sonra anlatayım. Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızı Serdar Saatçi'nin peşinde. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Ben bu duyumu uzun zamandır saklıyorum. Niye saklıyorum? Devre arasında Fenerbahçe bir stoper almak istiyor. Okey. Beşiktaş'ın eski yıldızı. Eski yıldızı, yeni yıldızı falan filan değil. Altyapısından çıkardığı futbolcu Serdar Saatçi.
bu futbolcuyu almak üzere Fenerbahçe çalışıyor, çabalıyor dersiniz. Katılıyorum. Bak arkadaşlar, Serdar Saatçi konusunda bir daha söylüyorum. Yalanlamıyorum. Olabilir diyorum. Braga'nın yeni transferi 19 yaşında, 1.90 boyunda, sağ ayaklı sert bir stoper. Hani Merih Demiralandırıyor birçok kişiye göre ama geçiniz. 1.5 milyon euro transfer yapılmış. Braga almış. Ben şunu söyleyeyim. Bak ben şunu söyleyeyim. Braga bu futbolcuyu alt takımlarında falan değerlendiriyor. Bu tip takımlar alır futbolcuyu. Hani A takımda kolay kolay oynatmaz. Gelişim göstermesini bekler. Gelişim gösterince de eğer oynatıyorsa ne ala. Ama oynatmıyorsa başka takıma falan kiralar. Yani şu anda da kiralayabilirler aslında başka takımlara. Onu da söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe ne yapma peşinde? Yabancı kuralını takılmadan transfer yapma derdinde. Çünkü 8 artı 3 kuralı falan filan. 8 artı 6 o kural. Bunu da bilsinler. Ve yabancı kuralına takılmadan Fenerbahçe stoper arayışında. Bakın. Subliminal bir duyum vereyim. Ya da açık açık söyleyeyim. Fenerbahçe bütün tuşlara basıyor. Birçok isimle görüşüyor. Stoper transferi konusunda. Ve nabız yokluyor. Tabii yerli olması işimize yarıyor. Fenerbahçe Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı da düşünüyor demişler. Bak düşünüyor ile transfer görüşmesi yaptı, işte fiyat konuştu falan ayrı şey. Düşünüyor evet. Ama Adana Demirspor Başkanı 3 milyon euro bonservis getiren her takıma veririm demiş. Samet Akaydın, o yüzden bence beklemeyin. Yine bakın subliminal duyumları veriyorum ama anlıyorsanız. Şimdi herkesin gündeminde olan bir Kaan Ayhan var. Ben beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Dakika geçirmek için habere eklenilen şey gibi. Ve son bomba Serdar Saatçi. Beşiktaş'ta sıkıntılar yaşadı. Avrupa'ya gitti. Braga kulübüne. Ve takvimin haberine göre Beşiktaş altyapısından sonra A takıma yükseldi. Sonra Valerian İsmail ile problem yaşadı. Braga'ya gitti. Ben bir şey söyleyeceğim öncelikle. Basınımız o kadar karakterli, o kadar şerefli bir basın ki. Mesela Beşiktaş altyapısından 3 tane futbolcu kaçtı gitti. Rıdvan Yılmaz, değil mi? Emirkan İlkan, Serdar Saatçi kaçtı gittiler. Yok hocam, bonservis kazandırdılar. Ulan Fenerbahçe'den gitse adı kaçtı olur. Beşiktaş'tan gidince bonservis mi kazandırdı oldu? 4 milyon euroya gitti. Ya 4 milyon euroya gitti Glasgow Rangers'a. Yani Rıdvan Yılmaz 4 milyon euroya gitti. Yani 6.5 piyasa değerinde ve çatır çatır oynayan futbolcu 4'e gitti. Bu sezonda 7 maça çıkmış. 1 asist var 376 dakika sonra sakatlanmış. Ben size bir şey söyleyeyim. Arda Güler 4'e gitse ana avrat söversiniz değil mi? Mesela Emirkan İlkan kaça gitti arkadaşlar? Ya ana avrat söversiniz. Bana demeyin sövmeyiz diye. Ya bak 1.5'a o gitti. 4'e o gitti. 4.5'a da Emirkan İlkan gitti. Arda Güler 4.5'a gitse ne kadar küfür edersiniz? Değil mi? Ben başka bir şey demiyorum. Ama bizim basınımız derdi Fenerbahçe. Uzun lafın kısası. Braga aldı mı? Aldı. Oynatıyor mu? Oynatıyor Serdar Saatçi'yi. 2027'ye kadar şey var. Bu arada Braga'nın A takımda oynatmıyor. B takımda oynatıyor. Yani bunu anlayın diye söylüyorum. Türkiye'nin milli takım alt yaş kategorilerinde de 18 kez oynamış. Süper Lig'de 11 maçta forma giymiş. Bir gol bir asist yapmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Şimdi benim bazı Beşiktaşlı takipçilerim var. O arkadaşlarımıza soruyorum. Braga bilerek aldı. Çünkü Jesus'un Portekiz'de iyi olduğu kulüp Braga'ydı. Siz alın da biz hülleyle sizden alırız diye oraya gitti diyen siz değil miydiniz? Sizdiniz. Yani Jesus Braga'ya diyor ki siz bu futbolcuyu transfer edin 1.5'a, biz sizden geri alırız. Oynamasına bile gerek yok. 1.5 milyon euronuz bizde, rahat olun demiş miydi? Demişti. Beşiktaş sayfaları paylaştı bunu. Küfürler, hakaretlerle paylaştınız bunu. Ali Koç yaptı, böyle yapıyor, ediyor diye. Demek ki eğer Beşiktaş taraftarı dürüstse 1.5 milyon euroya Serdar Saatçi Fenerbahçe'de. Bakın %100 Fenerbahçe'de. Beşiktaş tarafta. Bana kimse kelime oyunu falan yapmasın. Açın bakın takip ettiklerinizi.
Neydi, Tiner Kartal mı? Şey, Haber Kartal mıydı neydi? Açın bakın. 1903 bilmem şeyler, haberler haberler. Açın bakın. Jesus aldırdı Braga'ya. Bilerek aldırdı. Devre arasında bir buçuğu alacaklar. Hatta 1,5 milyon euroyu Fenerbahçe verdi. Örtülü ödenekten verdi falan filan dediniz. Eğer Beşiktaş taraftarı doğru söylüyorsa, Serdar Saatçi 1,5 milyon euroya devre arasında Fenerbahçe'de. Hayırlı uğurlu olsun. İlk transfer. İlk transfer. Hocam alırsak kimin yerine oynatırız? Arkadaşlar alırsan Gustavo Henrique'nin yedeği yaparsın. Ya da Gustavo Henrique ile birlikte oynatırsın. Biri 96, 1,96. Biri 1,90. Yalnız bu çocuğun müdahalelerini falan ben çok beğeniyordum. Sert, evet. 5 maçta bir, 10 maçta bir kırmızı kart yer. Kabul. Doğru. Merih Demiral çok mu farklı? Çağlar çok mu farklı? Çağlar'ı, Merih'i 30-35'lere getiren değer neydi? La mı, Jimmy yok. Jesus'un gözü yerli transferde. Bak, yerli transferde. Çünkü böyle bir kural var. Luan Perez'in sakatlık malum. Atilla Salahi 24 maç oynamış. 24-25 maç oynamış. Ve yavrum Atilla Salahi bu şeyde Macaristan milli takımında, ben buraya notlarımı aldım. Macaristan Atilla Salahi'nin 90 dakika forma giyip bir gol kaydettiği maçta Lüksemburg'la deplasmanda 2-2 berabere kalmış. Atilla Salahi Orban'ın pasında 12 metreden kafayla topu ağlara göndermiş. Ve bu gol Atilla Salahi'nin Macaristan milli takım forması altındaki ilk golü olmuş arkadaşlar. İlk golü. Bilginiz olsun. İlk golü. Ve bakın Atilla Salahi yorgun. Serdar Aziz son maçta yumurtlayınca tepkiler üst üste. Ve Dünya Kupası arasında Jesus yönetimle bir araya geliyor. Diyor ki stoper almalıyız. Kesinlikle stoper almalıyız diyor. Üçlü savunmaya döneceğim diyor arkadaşlar. Çalışmalar da başladı diyor. Ve Jesus, bakın Atilla Salahi ikisi milli diyor. Toplam 27 maç, artık 28 oldu. Türkiye'de en çok süre alan futbolcu listesindeymiş. Ki dünyada 14. sırada falan filan diyor. Ya bu çok mühim değil. Fenerbahçe genç ve Türk futbolcu avında. Burayı konuştuktur. Verdi Kadıoğlu da oynadı diye. Şimdi yerli transfer gündemde. Ama kim gündemde? İşte Samet Akaydın konuştu. Yahu Kaan Ayhan konuştu. Beğenmedim. Bak, Kaan Ayhan konusunda bir daha açmamak üzere kapatayım mı? Kaan Ayhan'ın kulübü söğüşleyecek kulüp arıyor. Sezon başında Galatasaray'a dediler ki biz size kiralarız bir şartla. Nedir? Zorunlu satın alma opsiyonu. Ne kadar? 6 milyon lira haç diye saplanacak dediler. Galatasaray ne dedi? Niye 6 dedi? Ya bize bir mesaj mı vermek istiyorsunuz dedi. Galatasaray 6'ya anlaşamadı. Ya niye 6? Değil mi? Mantık olarak niye 6? Ne özelliği vardı 6'ya? Ya 6 milyon euroluk bir futbolcu değil bu çocuk. Değil. Ben size 2 tane isim vereyim. Yok, 3 tane isim vereyim. Versem mi ki? Diğer kısımda mı konuşsam? Vereyim ya. Ha, yok. Diğer kısımda konuşayım stoper hamlesini. Burada ben başka bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş demişken unutmadan şunu da söyleyeyim. Tyler Boyd. Tyler Boyd. Boyd'dur Tyler. Tyler Boyd. Sözleşmesini feshetmiş. Hiç haber değeri taşıyor mu sizin için? Taşımıyor. 2019 yılında 2 milyon 400 bin euroya alındı. Beşiktaş'ta 35 maç 4 gol 1 asist. Bak, gideceği yeri söylüyorum, Sivas Spor. Niye? Sivas'ta da Diasaba Alevi neden, yok Alevi nedenler neden? Ailevi nedenler, düzgün yazıyor. Ailevi nedenler sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmiş. Sivas Spor yönetimi sezon sonuna kadar takımda kalması için iknaya çalışmış. 17 maçta 5 gol 5 asist. Fenerbahçe maçlarında hatırlarsınız arkadaşlar, maç öncesinde ben rakip takımın futbolcuları hakkında da bazı bilgiler aktarıyorum. Demiştim Diasaba diye. Giresun'da da en korktuğum kişiyi söyledim. Aman bu çocuğa dikkat. Bu çocuk kapatılırsa hiçbir sıkıntı olmaz dedim. 2 gol birden attı. Spa. Forja Sainz. Yani Sivas'ı ayakta tutan bu ha. Gradel Mradel hikaye bu sene. Diasaba. Bak, Gradel Mradel hikaye. Bu giderse Sivas biter. Ama bu gitmeden Tyler Boyd'u katarlarsa ikinci, yani Dünya Kupası arasından sonra, daha doğrusu ikinci devreden sonra çok enteresan bir Sivas Spor izleyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Diasaba da dediğim gibi
Eşi kente gelmek istemiyormuş. Hocam biz alalım diye sabahı. Değil mi? Alalım arkadaşlar. Bir o eksikti. Onu da alalım. Ya yaşı 30. İsrailli. Bize gelmez. 10 numara kanatlarda da oynayabiliyor. Forvet oynayabiliyor. Yanlış bilmiyorsam hani kulağıma gelen bilgilere göre Başakşehir'in çok çok ama çok ciddi bir teklifi var. Hatta başka takımlarla ilgili duyum vermeyi çok sevmiyorum ama %99 Başakşehir'e gidebilir diyeyim arkadaşlar. Yani %99 onu söyleyeyim. Şimdi Ferdi demişken unutmadan Ferdi'nin sakatlığını hani hamstring sakatlığını ben üyelere belirttim. Dedim ki arkadaşlar merak etmeyin bir sıkıntı yok. Hani 7 ile 14 gün arası sürecek bir sakatlık var. Çok şükür sıkıntı olmadan yani nasıl anlatayım size? Kaza geliyorum dememesine rağmen Ferdi dedi ki dur ben sakatlanacağım dedi oyundan çıktı. Federasyon diyor ki Ferdi Kadıoğlu'nun MR tetkikleri sonucunda sağ arka adalesinde kanama tespit edildi. Ve Çekya karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu yüzden kulübünde tedavisine devam etsin diye gönderdik dedi. Arkadaşlar uzun lafın kısası. Bakın hamstringi yazın internete. Bakın hepiniz artık doktor olabilirsiniz. İnternetle ki bilgilerle doktor olabilirsiniz. Hani vesaire vesaire. Anlatabiliyor muyum? Ve bu bilgilerle doktor olup hava atabilirsiniz arkadaşlarınıza. Şunu da söyleyeyim. Yani şunu da söyleyeyim, şunu da belirteyim. İyi ki Ferdi Kadıoğlu, bak iyi ki Ferdi Kadıoğlu kafayı çalıştırdı. İyi ki çalıştırdı. Yani iyi ki kafayı çalıştırdı ve oyundan erken çıktı. Eğer erken çıkmasaydı arkadaşlar, yani 3-4 hafta sadece iyileşme süreci olurdu. Ferdi sıkıntı yok. Hocam İrfan Can çağrıldı. İrfan Can da sıkıntı var mı? Arkadaşlar İrfan Can'da da hiçbir sıkıntı yok. Hani tasarrufla çağırdık. Zaten bu maçlarda oynamalarının bir hükmü yok. Hani A milli takımda oynamasının bir hükmü yok. Hocam Kerem Aktürkoğlu'nun da yapılan kontrollerinde durumu iyi çıkmış. Kampta devam ediyor. Muhtemelen bugünkü maçta da izlersiniz arkadaşlar. Ben bunu söyleyeyim. Hocam gerek var mıydı Kerem'e mereme? Ya birçok arkadaşım soruyor işte Fener çağırdı da o niye çağırmadı, şu niye çağırmadı diye. Ya etmeyin eylemeyin bırakın ya. Yani kulüplerin mecburiyeti yok. Saçma sapan maçlar. Şunu da söyleyeceğim aklıma gelmişken onu da belirtmekte fayda var. Borussia Dortmund da Arda Güler'i isteyenler arasındaymış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hatta istiyorlardı aslında. İsteme demeyeyim de şey ilgileri vardı. Yani bir ilgi mektubu olayı var arkadaşlar biliyorsunuz. Interest letter diye internette arattırın. Gerçi Borussia Dortmund'u söylemişiz ya haberlerde. Tamam başta söylemişiz etiketlere bakınca şimdi gördüm. Yani interest letter yapıyorlar. Diyorlar ki biz buna talibiz. Hani kaça bırakırsın? Değişeni boyası var mı falan diyorlar. Oradan anlıyorsunuz. Hayırlısı olsun ama ben şu an için şunu söyleyeyim. Arda Güler de başkası da devre arasında gitmez. Samet Akaydın için 3 söyledim. Kaan Ayhan'ı beklemeyin. Serdar Saatçi Beşiktaş taraftarı doğru söylüyorsa devre arasında 1,5 milyon euroya bizde. Şeytanlar adamın kıssasını anlatayım unutmadan. Şimdi adamın bir Allah'a sürekli dua ediyor. Allah'ım bana şeytanı göster ağzını burnunu dağıtacağım diyor. Onun diyor yakaladığım zaman işte vıçığını çıkartacağım diyor işte falan filan. Millet diyor ki oğlum bak kendine zararın dokunmuş sakın böyle bir duada etme. Dangalak mısın böyle dua mı edilir diyorlar. Yok diyorlar bu dua diyor. Allah'ım diyor şeytanı görmek istiyorum. Sen onu bana bir göster ben onun ağzını bunu bir yamutayım. Millet diyor ki bak etme eyleme diyor. Ya git doğru düzgün Müslüman ol doğru düzgün bir insan ol. Öldüğün zaman şeytanın karşısına geç. O zaman ne yapıyorsan yap dünyada isteme bak bu kendine zarar edersin. Yok diyor bu dangoç. Allah da duasını kabul ediyor. Bazen ettiğiniz dualara da dikkat etmek lazım arkadaşlar. Hani çoluğunuza çocuğunuz Allah senin belanı vermesin falan filan dahi demeyin. Öyle bir saate denk gelirsiniz. Yani perte çıkartırsınız. Neyse şeytan bunun karşısına geliyor. Sen misin şeytan? Ben şeytanım diyor. Hadi diyor beni istiyordun diyor. Bu ona bir girişmeye başlıyor. Şeytanın eli ayağı kalkmıyor. Çünkü adam hani o an o kadar imanlı ki duası kabul ediyor. Düşünün.
Dövüyor, dövüyor, dövüyor. Şeytan diyor ki ben sana vuracak gücüm yok diyor. Ulan ama sen dua et diyor. Sen dua et diyor. Daha 80 yıl ömrüm var diyor. Yoksa diyor ben şimdi seni perişan ederim diyor. Ne diyor? 80 yıl ömrüm mü var? 80 yıl ömrüm var diyor. Hani 80 yıl, 40 yıl neyse işte fark etmez. Öyle mi öyle diyor. Neyse bırakıyor adam gidiyor. Şeytan gidiyor. Adam diyor ki ulan madem bu kadar ömür var. Dünyada da bir sürü nimet var. Hani o zaman Twitter, Instagram falan filan yok da hani bir şeyler biz de kendi çapımızda bir günahlara girelim. Son birkaç yıl tövbe, istiğfar, kaza namazı falan filan hallederiz diyor. Adam vur patlasın, çal oynasın. Yaşarken aradan bir zaman geçiyor. Yine böyle eğlenceli bir ortamda karşısına bir bakıyor. Herifin bir tip tip bakıyor. Sinirli sinirli bakıyor. Allah Allah diyor. Lan başka yere bakıyor, başkasına mı bakıyor diyor. Yok kendine bakıyor. En son varıyor masaya yumruyor. Hayırdır lan diyor. Sen bana niye böyle bakıyorsun diyor. Adam diyor ki beni tanımadın değil mi diyor. Yok tanımadım diyor. Ben Azrail'im diyor. Canını almaya geldim diyor. Adam diyor ki ne canımı almaya geldin lan benim daha diye bilmem kaç sene diyor ömrüm var diyor. Öyle mi? Kim söyledi? Şş, dediği anda kalıyor. Şeytana güven mi olur? Şeytan seni yoldan çıkarır. Seni süründürür. Sana kendini adam akıllı bir şey tanıttırır. Perişan eder. Geçen gün bizim sayfaya gelmiş bir tane Galatasaray arkadaş. Mahşerde görüşürüz sizinle. Ben Allah'a çok şükür diyor. Müthiş bir insanım. Ulan bu zamanda şeytanın insanlara en büyük aldatmacası ne biliyor musunuz? Kalbim çok temiz. Ben kesin cennete giderim. Öl ulan o zaman. Samimi. Bak bu Kur'an'da da geçiyor ha. Cennete gideceğinden eminsen Allah'tan ölmeyi dua et. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeylerle münakaşası var. Orada diyor hani o kadar samimiyseniz bunu dua edelim. Hadi ölmeyi dua edelim. Yani hadi diyor şey bela dua edelim. Hani diyor ya işte benimkiler şöyle böyle falan filan diyor. Hani böyle çok, çok kıssalar var. Yani bu zamandaki en büyük aldatmaca bu. Benim dedem hacı. Yok ya. Benim arkadaşımın bir tanesinin de babası falan çok zengindi ama iki parmağın arasında bir şey bıraktı arkadaşımıza. Yüzük lan aklınıza bir şey gelmez. Yüzük bıraktı. Başka bir şey. Ya arkadaşlar yemeyin. Numaraları yemeyin. Kafayı kullanın kafayı. Eleştirel düşünme becerisine sahip olun. Empati kurmayı öğrenin. Herkeste. Ben videoda diyorum ki Beşiktaşlılar doğruysa Serdar Saatçi 1,5 milyon euroya Fenerbahçe'de. Şimdi Beşiktaşlılar bu videoyu görüyorlar. Diyorlar ki aa bak bize küfür etmiş. Anamıza sövmüş. Geçen bir şike videosu çektim. Dedim ki futbolcu şikeyi itiraf etti. Ulan videoyu açtım. Videoda diyorum ki 7-0 Fenerbahçe yense adı şike olur. Şu olsa adı şike olur. Değil mi? Şike dersiniz. Fenerbahçe maçından sonra çıksa elhamdülillah dese al şikeyi itiraf etti olur. Ben Galatasaray şike yaptı yapmadı demiyorum. Çıktı oynadı futbol şansı yaver yanında gitti falan. Bir tane Galatasaray taraftarı o videonun tamamını izlemedi. Bir tanesi izlemedi. Bir tanesi. Bir tanesi izlese der ki ulan adam haklı. Vallahi de haklı billahi de haklı. Ulan Caner Erkin şu taraf diye gösteriyor. Gol oluyor. Caner Erkin ellerini kaldırıyor. Biz videoyu orada kesiyoruz. Sosyal medyaya yayıyoruz. Diyoruz ki bak şike yaptı Caner. Takımını sattı. Maçını sattı. Seviniyor diye. Videonun devamında yazıklar. Yani şunu yapıyor. Yazıklar olsun diyor ya. Şunu yatlasan tutacaksın diyor mesela. Ama algı. Anlatabiliyor muyum? Sosyal medyada, Twitter'da ben hani çok uğraşıyorum takipçi sayısı artsın. Burada çok uğraşıyorum takipçi sayısı artsın. Arkadaşların şeyi var. Kendilerince bir sistem belirlemişler. Sen bu başlığı attın Fenerbahçe düşmanısın. Lan ne kadar kolay ya. Ne kadar kolay ya. Sen bu başlığı attın Fenerbahçe düşmanısın. Kanıt başlığı atman. Yok ya. Allah aşkına. Yani bir akıllı sizsiniz. Atılan başlığa göre sizin gibilerin zekasına göre hani namaz kılan ya da başı örtülü herkes Müslüman sizin zekanıza göre. Sizin gibilerin zekası yüzünden bu ülke, bu vatandaşlar bu halde. Millet lan şu kötü, ne varsa şunda bunda var demeye başladı. Sizin gibiler yüzünden, sadece şekilciler yüzünden. Lanet olsun sizin şekilciliğinize. Başka hiçbir şey demiyorum. Lanet olsun ya şekilciliğinize gerçekten lanet olsun. Bu insanlardan olmayın arkadaşlar. Bakın ben bir öğretmen olduğum için söylüyorum. Düşünün. Zihninizi harekete geçirin.
Zihninizi harekete geçirmezseniz az önce anlattığım şeytan kıssasındaki adam gibi sizi millet parmağında oynatır. Görmüyor musunuz ya? O onu bundan aldatmış, o bunu bununla yapmış. Onun servetine bu çökmüş. Telefon dolandırıcılığı. Ya 7-24 telefon dolandırıcılığına dikkat edin diyorlar. Her gün bir dolandırıcı çıkıyor. Her gün bir dolandırıcı çıkıyor. Kendi kendinize hiç mi sormuyorsunuz? Ulan bu adamlar gerizekalı mı diye. Geçen de biri diyor ki çok ağır cümleler kullanıyorsun, gerizekalı diyorsun. Ya yıllarca Kemal Sunal rahmetli eşol eşek dedi. Televizyonlarda bip uygulandı. Şimdi televizyonlara bakıyorsun. Yani çok özür dilerim ama özel hayatta ne varsa, karı koca arasında geçmesi gereken ne varsa televizyonda serbest ama eşol eşek yasak. Siz de bu zihniyettesiniz işte. Siz de bu ahlak zihniyetindesiniz. Bir kelimenin üstüne gideyim, çöküyüm, çörekleneyim. Durum bu. Elemanın bir tanesi bana şey diyordu işte. Sen kusura bakma, holiganlık yapıyorsun şöyle böyle diye videosu çıkmış holigan arkadaşın. Yani ağır küfürler ettiği falan videoları çıkmış. Doğru yani. Evet. Bu zihniyetler doğru. Allah insanı doğru yoldan ayırmasın. Allah düşmanın bile şereflisini, namuslusunu versin. Dürüst olanını versin. Geri kalan önemli değil arkadaşlar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Kafanızı şişirmedim inşallah. Şişirdiyseniz zaten buradan itibaren iki anlatacağım dediğim için de oradan itibaren dinlememişsinizdir. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.